Kritik Değirmenin ilk yemek forumunda Bodrum Giritler Derneği Başkanımız Zehra Deniz Aslanı ile beraberiz. Gemici Giritlerin Mutfağı programının sunucusu, aynı zamanda yemekleri bize hem anlatacak hem öğretecek kişi. Tabii sadece yemekleri anlatmayacak. O yemeklerin duygusunu da anlatacağını düşünüyorum ben. Program tamamen kendisine ait olacak zaten. Zehra Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Bize Zehra Deniz Aslan'ı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Zehra Levent asıl soyadım. Benim hem annem hem babam Giritli. Anne sülalem İspinalonga Adası'ndan gelme, Girit'ten Bodrum'a yerleşmişler. Baba soyumda Hanya'dan gelme, Fethiye'ye yerleşmişler. Bacımız birlikte zaten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Kültürümüzü tanıtmak, yaşatmak, yemeklerimizi, yaşantılarımızı gelecek nesillere de aktarmak ve ilgisini çekmek. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Bizim Giritli denizcilerin mutfağı, yaşantısı biraz daha farklı. Ben bunun üzerinde çok çalışmalar yapıyorum. Çünkü bizimkiler denizden geldiği için Girit İspinalonga Adası'ndan Bodrum'a yerleşiyorlar ve o zaman bir piyadeyle balıkçılık yapıyorlar. Balığa çıkıyorlar. Benim babam da Fethiye'den geliyor. Bodrum'da annemle evleniyor. Bize mübadeleyle geldiği için anne sülalem. Bize iskan ev verilmişti. O evde dedem, iki dayım, annem, babam, ben o evde doğuyorum. Orada birlikte yaşıyoruz. Ve çok güzel de yıllarımız geçti. Benim bütün sülalem mutfağı çok çok iyi biliyorlar. Dayım çok meraklıydı, annem çok meraklıydı. Deniz ürünlerinin tamamını dayım yapıyordu. Ben dayımdan çok şey öğrendim. Tabii bize o zamanki yaşantılar normal geliyordu. Yemek yaparken yanlarında olmaktan büyük keyif alıyordum. Tabii zaman geçince bir de baktık ki bunlar gerçekten çok değerli kültürlerimiz ve unutulmaya yüz tutunca ciddi bir çalışma başlattım. Denizci Giritlilerin mutfağı diye. Çünkü deniz zor bir olaydır. Hiç kolay değildir. Denizde yaşam fırtınalı hayatta da devam eder. Senin bugün fırtına var çıkmayacağım deme lüksün yoktur. Bir koyda dinlenirsin. Allah'tan Ege Denizi girintili çıkıntılı çok koyları var. Ama biliyorsunuz eskiden, biliyor musunuz bilmiyorum tabii, biliyorsunuz derken biz bunların içinde yaşadığımız için teknelerde su bile yoktu. Su olmayınca sadece içecek sularını taşıyorlardı. Çuvallarla peksimet yaparlardı. Bir piyade ile denize çıkınca bazen bir haftada dönüyorlardı, bazen 5 günde dönüyorlardı. O her şeyi çok idareli kullanmak durumundaydılar. Denizde hayat daha zor şartlarda geçiyor. Mesela gaz ocağı bile yoktu o zaman teknelerde. Karaya çıkıyorsunuz, karada ateş yakıyorsunuz. Orada denizde yakaladığınız balıkları günde 3 öğünde balık yiyorlardı. Çünkü et filan şu bu alamıyorlardı. Zaten kısıtlıydı imkanlar geldikleri yerlerde. Ve her şey, denizden çıkan her şeyi çok güzel değerlendiriyorlardı. Biz böyle büyüdük. Denizden babam çıksa yeriz felsefesiyle büyüdük. Bu şekilde bugün de bunu hem daha farklı hikayelerini de anlatacağım. Çünkü ben bunların çoğunu Giritli dayımdan öğrendim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahtapotlu pilavla başlayacağım bugün. Hem değişik bir menü olarak, çünkü hep aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. Değişik o yemekleri, değişik menüleri sunmayı çok seviyorum. Bugün onu anlatacağım. Bu özel bir yemektir. Maalesef şimdi denizlerimiz de çok kirlendi. Gerçi biraz bu günlerde içeride kapandık, iyi oldu bana göre. Çünkü her yer temizlendi, biraz canlılık geldi doğaya. Havası değişti, kuşlar bile değişti, deniz de değişti. İnşallah bundan sonra ahtapotlarımız çok boldu. Şimdi çok az buluyoruz. Çünkü yerli olması bizim için çok önemli. İkisi arasında çok lezzet farkı oluyor. Bugün bunu yapacağız Yunus Başkanım. Ben şimdi aslında Girit yemekleri denilince genelde otlar bilinir. Ama Girit mutfağı o kadar zengin ki biz bu zenginliğin aslında tam da farkında değiliz gibi geliyor. İşte etleri var, deniz mahsulleri var, otları var tabii ki, tatlıları var. Sizle aslında birçok kişinin bilmediği bir noktaya değinmiş olacağız, göstermiş olacağız. Girit yemekleri sadece otlardan değildir. Girit yemekleri aynı zamanda deniz mahsullerinden de yapılır. Aynı zamanda Girit tatlıları da vardır. Girit et yemekleri de vardır.
Tabii yoğurtlu etimiz mesela ilkbahar ayında çok meşhurdur. Oğlak etinden, keçi etinden yapılır. Kuzu etini çok kullanırız. Yani birçok şeyi zaten farklı farklı yemekleri bu şeyde anlatacağız inşallah birlikte. Çünkü çok, yani biz mesela otları balığın yanında, haşlama otları balığın yanında salata olarak yeriz. Ama diğer otlarımızı, yemek yaptığımız otları kuzu etiyle pişiririz. Yani çok zengin bir mutfağımız var bizim. Bu zengin mutfağı daha ileriki nesillere taşımak için mutlaka ciddi çalışmalar yapılması lazım. Biliyorsun bir çalışmamız vardı bizim Doğru. Deniz Müzesi ile, o kitap, o yemek kitabı da olacaktı. İşte bu koronadan dolayı evlere kapandık. İnşallah ileride gerçekleşir. Ama gerçekten güzel bir mutfağımız var. Bunları yani sadece biz Giritlilere değil, ben herkese anlatmaktan yanayım. Çünkü güzel bir kültürün mirasçılarıyız. Bunu herkese tanıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Bunu da birlikte yapacağız hep beraber arkadaşlarla. Kritik TV bunun için bir araç olacak sanırım. Şu an YouTube'dan yayın yapıyoruz sadece. Zamanla yayın yelpazemiz de gelişecek. Tabii biz de gazete yayıncılığını biliyorduk ama internet yayıncılığı, belki daha sonra televizyon yayıncılığı olacak. Biz bilinmeyenleri göstermeye devam edeceğiz. Sizin maharetli elinizle pilavlı ahtapotu da merakla bekliyorum. Şöyle göstereyim önce. Ahtapot böyle. Bunu teker teker kesiyorum böyle küçük küçük. Küçük dediğimde herhalde ikişer, üçer santim kalınlıkta. Bunları kesip böyle tencereye atıyoruz. Haşlanmıyor kesinlikle. Ahtapot haşlandığı zaman bozuluyor. Ne vantuzları çıkar ne de haşlanır ahtapot. Bunları şimdi böyle tencereye. Bu arada ahtapot çok lezzetli ve çok da zeki bir hayvandır. Çok da fedardır. Ahtapotun doğum yaptığı zaman yavrularını mağaranın içerisinde saklar ve orada kendisi tavanına mağaranın yapışır. Yavrular her bacaklarını yerler. Yavrular büyüdüğü zaman ahtapot yaşamıyor maalesef. Yavrular ondan sonra yuvadan çıkıyorlar. Ahtapotu bu şekilde pişireceğim. Şimdi tarifini de vereceğim. Önce böyle kesiyorum. Buna zeytinyağı, şarap. Ben şarap kullanıyorum. İsteyen sirke de kullanabilir. Ama ben şarapla yapılan tadını daha çok seviyorum. Kendi damak zevkime daha çok uyuyor. Bu Bodrum'da çıkan yerli ahtapot. Tesadüfen buldum çünkü artık ahtapot bulunmuyor. Denizlerimiz maalesef o kadar kirlendi ki bir sürü kaldırmıyor artık bu kadar tekneyi, motor yatları ve bütün hepsi sintinelerini boşaltıyorlar. Hiç dikkat edilmiyor. Onun için ahtapot avlamaya çıkıyorlar. Ahtapot yuvalarına piril döküyorlar, bulaşık deterjanı. Ahtapot yuvadan çıksın diye ama o yuva bir daha olmuyor. Onun için bir sürü şey bu şekilde yabana gitti. Şimdi zeytinyağı koyuyoruz buna. Bir dakika. Ahtapotumuzu tencereye koyduk. İçerisine yağ seviyor ahtapot. Yani bayağı bol bir yağ koyuyorum buna. Şurada şarabım var. Ya bir bardağa yakın koyuyorum, bir su bardağına yakın. Yarım su bardağı da şarap koyuyorum. Ve bir tane de kesme şeker atıyoruz içerisine. Bunu böyle ocağa koyuyorum. Üzerine de suyunu ilave edeceğim şimdi. Şimdi bu şekilde pişmeye koydum. Rengi değişecek zaten. Evet, suyunu da koyduk. Şimdi ben ön hazırlık olsun diye, çok zaman kaybetmeyelim diye daha önceden ahtapotu pişirdim. Şimdi onu size göstereceğim. Az bir miktarda pilav da yapacağım, bunu da yapacağım. Zaten göstereceğim ama çok zaman kaybı olmasın diye. Bu arada 2 bardak pirincimi ıslattım. Tercihe göre ne kadar yapacaksanız. Ben 2 bardak pirinç ıslattım. Tuzlu suda. Ahtapotum piştikten sonra onu pirinci tereyağda kavuracağım. Tereyağım burada.
yerli tereyağı kullanıyorum. Ahşabotta zeytinyağı, pirinçte tereyağını kullanıyorum. Pirinci kavuracağım. Ondan sonra tereyağını da kavrulduktan sonra ahtapotu içerisine koyacağım. Şimdi onu da halledeceğiz. Şimdi tereyağımızı koyuyorum. Ya bunlar gerçekten çok özel tatlar. Ben çocukken çok meraklı bir çocuktum. Dayım da beni çok severdi. Hep yanında çağırırdı, gel bunu da izle, gel bunu da izle, gel bunu da izle diye çok da keyifle giderdim beraber. Bunu da yap, bunu da yap ve hep bana bütün bildiği deniz ürünlerinin hepsini öğretmişti. Ben de çok büyük bir keyifle yapıyorum bunları. Şimdi tereyağımızı koydum. Pirincimizi yıkadık. Şimdi pirincimizi tereyağda kavuruyoruz tenceremizde. Ahtapot, şarap, zeytinyağı ve bir tane kesme şeker. Üzerine de yeteri miktarda su. Üzerine biraz geçecek kadar su. Kesinlikle haşlamıyorsunuz. Pirinci kavuruyorum. Benim rahmetli dayım günde sabah kahvaltısında da balık yerdi, öğlen yemeğinde de balık yerdi, akşam yemeğinde de. Bugün çok merak ettim. Evet, dinliyorum başkanım. Şeyde güzel, Giritlerde normal kahvaltı yok diye biliyorum ben. Bizim... Ya normal kahvaltı yapmıyorlardı zaten. Balık yani daha farklı bir kahvaltı yapıyorlardı. Yani mesela benim annem annem de çok becerikliydi. Benim keçi beslerdi bizim evimizde. Kendi beslediğimiz keçiden yoğurdumuzu tutardı, peynirimizi yapardı. Çünkü Bodrum'da o zaman Türkiye'nin her yerinde, gerçi büyük şehirler hariç, küçük yerlerde şartlar çok daha zordu o zamanlar. Onun için yani her imkanını kendin yapmak zorunda kalıyordun. Ve kalabalık ailelerdik. O kadar keyifle yeniyordu ki yemekler. Bir de ahtapotun kurutulmuşu vardır. Adalarda görmüşsünüzdür. Fakat onu ben de uzun yıllar yapmıyorum. Eskiden bizim büyüklerimiz yapıyordu. Ben de hiç yapmadım. Ama bu sene onu bir adaya gidince tam öğreneceğim formülünü. Biliyorsunuz Yunan adalarının hepsinde ahtapot kurutulmuş, kurutulur ve onu ızgara yaparlar. Ama ben hiç yapmadım. Ahtapotun birçok çeşidi oluyor. Şimdi ahtapotu benim pişirdiğim gibi pişirdiğin zaman... Bunu istersen domates, biber yapıp güveçte de pişirebiliyorsun. Ahtapotu da içine karıştırıp üzerine rendeleyerek o da nefis oluyor. Yani bütün mesele ahtapotu doğal halinde pişirdikten sonra ne istiyorsan yapabiliyorsun. Ben bugün nereye gidiyordum? Gürcistan'a. Yani her işte bir hayır vardır. Öyle düşünmek lazım. Bütün arkadaşlar onu diyor. Bugün diyor ne güzel uçuyorduk diyor. Gürcistan'a gidecektik. Batum, Tiflis. Var her işte bir hayır. Evet. Ya en şeysi ben hakikaten Eylül'de gittim, ben 19 Eylül'de ve ilk defa 10 gün kaldım ve çok uzun bir gezi oldu. İnanılmaz keyifliydi benim için. Gittiğim yerde şimdi soruyorlar siz nerelisiniz, ben Bodrumluyum ama Giritliyim deyince o kadar üzülüyorlar ki dizlerine ah kırmaz diyor, sizin topraklarınız, ata topraklarınız burası, hoş geldiniz diyorlar. Ya gerçekten çekiyor. Çünkü hep bunlarla büyüdük. Bunlar anlatıldı. Bir de benim işte diyorum ya hep denizci ait. Bütün mahalle denizciydi zaten. İspinalonga Adası'ndaki denizcilerin neredeyse tamamı buraya yerleşmiş. Çok az bir kısmı İzmir'e sağa sola gitmişler veya Kos'a geri dönmüşler o zaman. Ama çekiyor yani. Bizi gel diyor Girit. Ben hele orada Hanya'da oturmaya, o limanda oturup akşam o gemilerin, teknelerin, liman fenerin oradan süzülerek girişlerine hayranımdır. Bizimkiler bu yemekleri Gelit'ten Bordum'a getirmişler. Doğrudur değil mi? Evet, evet. Çok ayrı bizim mutfağımız Yunus. Yani Girit mutfağı zaten gittiğin yere göçle gittiler, toplu göçler. Gittiğin yere kültürünü de beraber götürüyorsun. Dilinle beraber, kültürün de beraber gidiyor gittiğin yere. Nasıl? Fakat zaman içerisinde şimdi şöyle bir çelişki yaşanıyor. Biliyorsun bunu birçok arkadaşımızda da yaşıyoruz. İşte bizim şunu böyle yapıyoruz, siz yanlış yapıyorsunuz, biz doğru yapıyoruz. Hayır, bunun yanlış doğruyla alakası yok.
Gittiğimiz yörelerde de bazı şeyler hani belki beğenilip de değişime uğramış olabilir. Bunun iddiasını etmiyorum ben. Ama ben annemden neyi nasıl, çünkü benim annem gerçekten mutfağı çok mükemmel olan bir insandı. Üstelik de yani bizde hem et, hem sebze, hem de deniz ürünleri çok fazlaydı. Bizde mesela cuma günleri hiç değişmez yemeğimiz, bizim kara izmarittir. Kara izmarit ve ot haşlamasıydı. Yanında da favası yapılır. Her cuma annem pazardan geldi mi o yemeği yapardı bize. Farklı bir şey mutfağımız var yani. Ama kültür olarak hepimizin yemekleri, kültürleri birbiriyle aynı. Senin en sevdiğin yemek ne başkanım? Vallahi ben Şevket'i seviyorum en çok. Şevket'i Bostan, askeri Rus. Vallahi ben deniz ürünlerini de çok seviyorum. Sebzelerin tümünü seviyorum. Ben şimdi enginarı da çok seviyorum. Yoğurtlu oğlak eti dediğiniz gibi harika, eğer bilen kişi yapıyorsa. Ben şimdi mesela bugün yarın oğlak eti alacağım. Yoğurtlu et yapmayı planlıyorum. İnşallah bir programda yaparız onu da. Çok güzel olur. İnşallah, inşallah. Geçen gün benim, geçen sene dernekteki, yönetimdeki çocuklar daha fazla da geliyorlardı. Her haftada bir gün, 10 günde bir toplanıyorduk benim evde. Ben pişiriyordum, hep beraber yiyorduk yemeğimizi. Şimdi ahtapotun kalan suyunu, yani suyunu da içerisinde yağıyla beraber kullanıyoruz pilavda. Yabana gitmiyor. Şu şekilde şimdi iki bardak su koyuyorum ben. Ahtapota pişerken hiçbir zaman tuz konmaz. Çünkü ahtapot tuzludur zaten. Şimdi pişirdiğimiz, dur şöyle koyayım. Şimdi şöyle göstereceğim ama. Ahtapot burada, bakın biraz kırmızı bir renkte oluyor. Suyunu da aldım yabana gitmesin diye. Bu ahtapotun doğal rengidir. Pişince bu renk olması lazım. Ama restoranlarda biliyorsun bembeyaz hale geliyor. İşte o haşlandığı için samana dönüşüyor. Doğru değil o. Şimdi bu pilavın içerisine katıyorum. Ahtapotu ne kadar pişiriyorsunuz? Kaç dakika? Ahtapotun dakikası yok. Çünkü değişiyor. Çarpılmasına göre değişiyor ahtapotunun. Rengine göre mi? Hayır, çarpılmasına göre, ama ahtapot kolay pişiyor. Yani zannediyor ki herkes düdüklüye kapatıyorlar, haşlıyorlar, ancak öyle pişiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Normal suyunu koyuyorsun. Normal bir yemek nasıl pişiyor? Aynı şekilde pişiyor. Çatalla alıp bir tane bakıyorsunuz. Yumuşadıysa pişti zaten, söndürüyorsunuz. Ama yumuşamadıysa biraz daha, ben yemekleri genelde kısık ateşte yapmayı severim. Yüksek ateşte yemek sevmem ben. O zaman daha bir özdeşleşiyor. Şimdi pilavımızı pişmeye bıraktık. Tabii bunu hep beraber yeseydik çok daha keyifli olacak. Alacağım olsun. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Ben yağları da özel kullanmayı severim. Mesela gerçek zeytinyağı, gerçek köy tereyağıdır. Bu marketlerden almayı sevmem. Benim kadınlarım vardır. Onlar bana bittiği zaman telefon açarım, gönderirler sağ olsunlar. Bugünlerimde de eve bile gönderiyorlar. Doğal kullandığın zaman her yemeğin lezzeti başka oluyor. Bir de yemeği pişirirken annem derdi ki sen de yemekle pişeceksin. Başında duracaksın, acele etmeyeceksin, ağır ağır pişireceksin. O zaman lezzet daha bir başka oluyor diye. Gerçekten de öyle. Severek yapmak lazım her yemeği. Sevdiğin zaman zaten her şey daha farklı oluyor. Ben de bu işi hakikaten çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Biliyor musun bilmiyorum, ben galiba 85'lerdeydi tam hatırlamıyorum veya 86'da restoranda çalıştırmıştık. Biz, bizim kendi yerimiz vardı. Orada bütün mezeleri ben yapardım. Akşam da kasanın başına kendim otururdum. Çok da keyif alıyordum. İnanılmaz da güzel bir restoranımız vardı. Balık restoranı. Sonra eşim sıkıldı, istemedi. O zaten tersanedeydi, gelemiyordum. Akşamdan akşama geliyordu. Ondan sonra vazgeçtik o işten. Oradaki giritler iki aşamada gelmiş herhalde. Hem mübadele öncesi gelenler var, hem mübadeleyle de gelenler. Şimdi tabii yani mesela benim baba sülalem de mübadeleden önce geliyor, Fethiye'ye yerleşiyor. Büyük dede, bizim katliamlar başlayınca kaçıyorlar. Bodrum'da da öyle. Mesela Halikarnas'ın sahibi Nalbandakiler
katliamda şeyden mübadeleden önce geliyorlar. Onlar birçok aile vardır bu Bodrum'da. Mesela Hüseyin Şakar bizim abimiz, büyük abi. O da oldukça donanımlı bir abimizdir. Onlar ailesi, birçok aile mübadeleden önce geliyor. Ama şeyde biliyor musun, ben bu sene çok üzüldüm Yunus. Şeye gidince Girit'e işte Eylül ayında, ama Mayıs'ta gittiğimde de aynı şey oldu. Şaşırdım, dedim niye böyle yapıyorlar. Spinalonga Adası'nı sanki hiç yaşamamışız gibi rehber, Yunanlı rehber sadece Cüzdanlılar Adası diye anlatıyor. Ben de bunu dedim ki, yani siz dedim bunu böyle niye anlatıyorsunuz sadece Cüzdanlılar Adası? Burada benim atalarım yaşadı. Bir sürü insan mübadeleyle dedim buraya geldi. Cüzdanlıları attıkları için geldiler Bodrum'a. Çünkü Spinalonga Adası mübadeleye dahil edilmiyor. Herhalde unutuyorlar mı ne yapıyorlarsa. Sonra cüzdanları atınca bir sabah kalkıyorlar, adada cüzdanlar dolaşıyor. Mecburen onlar da mübadeleye dahil oluyorlar. Bodrum ve toplu olarak Bodrum'a yerleşiyor çoğunluğu. Bir kısım işte daha önce dediğim gibi geriye İstenköy'e dönüyor. Çünkü İstenköy'le Rodos o zaman mübadeleye dahil değildi İtalyanlarda olduğu için. Ama çoğunluk Bodrum'da ve Türkçe hiç bilmiyordu bizim mahalle. Biz bir de şanslıydık, yani kapalı yaşadık biz Kumbahçe'de, Giritliler hepsi bir arada. Ve birbirimize çok desteydik. Çok esprili insanlardı, çok güzel insanlardı. Tabii kalmadı şimdi, maalesef çok azaldık. O güzel günlerin hasretiyle yaşıyoruz Yunus. Kumbahçe şey, yani hala kendi özelliğini koruyan bir yer. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz gittiğimiz zaman, yani. Evet. Bütün esnafı neredeyse Giritli bildiğim kadarıyla. Yok, değişti artık Yunus, o kadar yani yok. Mesela ben bir bakkala girmiştim, süngerler falan vardı. Giritli bakkal değil mi? Market Giritli. Evet. Volkan. Volkan orada Giritli. Giritli kafe var, o Giritli. Ondan sonra bakkal dükkanı var Giritli, ama çok azaldı. Biz tamamı Giritliydi bu mahallenin. Ve herkes birbiriyle öylesine güzel günler. Mesela taze fasulye temizlemeye bile sokağa çıkarlar. Ağacın dibinde sohbetlerle temizlenir. Kapının önünde sohbet ederlerdi akşamları. Kapının önünde de, inan deniz kenarında palmiyenin dibinde de yaparlardı onu Yunus. O kadar keyifliydi. Biz sokaklarda oynardık. Hiç, yani çok keyifli yıllardı. Ve daha doğaldı Bodrum. İnanılmaz güzeldi. Şimdi bugün geldiği hal aslında hoş değil, ama yapacak bir şey yok. Buraları da öyle. Maalesef rantın yüksek olduğu yerlerde. Yani çok göç, hala çok göç alıyor. Yapacak bir şey yok. Çok fazla göç alınca da elden bir şey gelmiyor. İster istemez fazla yapılaşma var. Sizde gene daha natürel, daha düzgün. Ama fazlalaşıyor işte zaman içerisinde maalesef. Yani şu var. Apartmanlar ortaya çıktıkça aslında kültürler yok oluyor gibi görünüyor. Kültürün bazı ögeleri yok oluyor gibi görünüyor. Ya Kuşadası çok kötü o konuda. Ben Kuşadası'nın yani çok eski halini de bilirim. Gerçekten çok kötü bir yapılaştı. Ve tam apartman oldu orada. Allah'tan bizde böyle bir şey yok. Bizim uzun yıllar Anıtlar Kurulu izin vermedi böyle bir şeye. Şimdi gene vermiyor, ama eskiden mavi beyazdı bizim bütün evler. Şimdi bir tutturdular, mavi de değil, lacivert yapıyorlar. Aslında Bodrum mavisi değil o. Lacivert değildir Bodrum mavisi. Ama kimse bir şeyi araştırmıyor. Araştırmadan hani ben yaptım oldu yapıyorlar. Bunu anlatsan da anlamak istemiyorlar. Benim mesela annemiz kapımızı sürekli mavi boyardı. Daha farklı bir mavimiz de bizim. Giritlerin mavi renkleri çok farklıdır ve çok severler onlar. Daha açıktır renkleri. Hep maviyi severler kapılarında. Duvarlar beyaz, kapılar mavi. Ama değişti tabii birçok şey. Önüne geçilmiyor da değişimin zaten Yunus. Oluyor yani, yapacak bir şey yok. Biz mücadelemize devam edeceğiz ama. Biz ediyoruz. Yani ben hiç değilse diyorum ki biz zaten biliyoruz, ama bizden sonra biz bunları yürütecek kimse yok. Hiç değilse gelecek nesillere bizim atalarımız böyleymiş diyeceği güzel miraslar bırakabilirsek ne mutlu bize. Yoksa gerçekten yok olup gideceğiz. Üzücü. Çünkü çok azaldık. Onun için birbirimize kenetlenmemiz lazım. Sevgi, saygıyla, birbirimizi eleştirerek değil, sevgi, saygıyla birbirimize sahip çıkarak her koşulda. Kimse kimseyi mutlaka aynı kafada değildir. Herkes herkese aynı görüşte olmayabilir, ama sevgi, saygı asıl olandır. Ben hep bundan yanayım hayatım boyunca. Bunu birlikte güzel yapıyoruz. Sizinle birlikte çalışmaktan da büyük keyif alıyorum başkanım. İyi ki birlikteyiz. Aynı şekilde biz de sizle tanıştığım için de, ve her geçen gün Girit kültürünün bilmediğin yönlerini öğreniyorum sizden. Çünkü
Girit'in denizci tarafını neredeyse hiç kimse bilmiyor. Bir Ayvalık da var. Bir Bordolu evet. da var. Evet. O yüzden ben sizle her konuştuğumda yeni şeyler öğreniyorum. Benim için tam bir kütüp şey gibisiniz, ansiklopedi gibisiniz. Ya düşünsene bu insanlar denize çıktıkları zaman suyunu bile yani bir pirinç yıkama mesela denizde hiç pilav makarna yapılmaz diyorsunuz. Neden? Çünkü pirinci yıkaman lazım. Makarna bol su istiyor. Denizde zaten su yok. İçecek sularını ancak alıp gidiyorlardı. Ne zaman dönecekleri belli değil. Onun için de böyle balık yapıyor, kolay şeyler yapıyorlardı. Ocak zaten yok. Deniz kenarına çıkıyorsun. Orada bulduğun çalı çırpıyla hadi onu her zaman yapabiliyorsun. Orada yemeğini yapabiliyorsun ama yağmurda, çamurda şimdiki gibi değildi ki. Küçücük bir piyade. Bir baş altında brandası var. Orada mücadele veriyorsun. Ama öyle güzel günler yaşıyorduk ki bunları bile espriyle anlatırlardı. O sıkıntılarını bile. Hayat başka türlüydü. Tabii hiç kolay değildi. Bizler evlerde daha kolay gibi geliyordu ama annem hep onu derdi. Denizin ekmeği acıdır, onu harcarken parasını iyi düşüneceksiniz derdi. Öyle gelişigüzel harcayamazsınız. Hakikaten çok haklıydı. Tabii anlamıyorsun çocukken. Benim babam da Bodrum'un ilk sünger tüccarlarındandır, süngercilerindendir. Bizim teknelerimiz var, Gangava da vardı, balık adamları da vardı. Bayağı bir süngercilik de yaptı babam Bodrum'da. Yani süngerciliği de, denizciliği de, süngerlerin cinsini de ben de çok meraklı bir çocukmuşum. Hepsini biliyorum nedense, hep incelemişim. Ki iyi ki incelemişim. Hepsi bakınca Abu Melat, Abu Mandava süngerleri de biliyorum. Çünkü evimizde hep bunlar vardı Yunus. Bütün bizim süngerler geldiği zaman babam bahçeye yığardı onları ama nasıl süngerler? Kalimnoslu tüccarlar gelirdi almaya. O süngerleri ayırırlardı işte bu Melat, bu Mandava, bu Kaba, bu şu diye. Orada hepsini kafamda yazmışım. Tabii ben de çok meraklı bir çocuk olduğum için hepsini inceliyordum. Ve bugün bakınca bu buydu diye bayağı güzel ayırırım hepsini. Güzel bir kültür. Severim denizciliği. Denizi de severim çok zaten. Bunu dediğim gibi güveçle yapıyorsun. Salata da yapacaksan eğer. Ya da böyle de yiyebiliyorsun. Hiçbir şey yapmadan da. Böyle de çok lezzetli oluyor. Yani pilav yapmadan. Bu şekilde de pişmiş haliyle de güzel oluyor. Topop tercih meselesi. Ben pilavını da yapıyorum. Güvecini de yapıyorum. Diğer türlü böyle sade de çocuklar çok seviyor. Torunlarım böyle de çok seviyor. Her çeşitini yapıyor. Valla sizin torununuz olmak lazımmış da. Dün akşam ilk defa kaliçunya denedim. Ben hayırlı biraz annemin yanında yaşadığım için annem beyim çok becerikliydi. Bana yaptırtmazdı. Sen yapma çocuğum ben yaparım. Bana pişmiş gelirdi eve hep. Yıllar sonra fark ettim ki dedim ki ben her şeyi annemden bekliyorum. Sanki bilmiyormuşum gibi. Dedim ki anne yok bundan sonra kendim yapacağım. Ama nedense kaliçunyayı hiç yapmadım Yunus. Ve unutmuşum ben onu tamamen kafamda. Girit'e ilk veya ikinci gidişimde ben orada Bodrumlular Derneği var. Bodrumlular Derneği'nden randevu almıştım. Oraya gittik. Bizi hatta dernek başkanı bir doktor hanımdı. Bizi çok güzel karşıladılar orada. Hatta folklorik danslarıyla küçük çocuklara büyük gösteriler ve müthiş bir dernek yalnız çalışmaları da çok güzeldi. Bize çok güzel de bir ikram hazırlamışlar. Ben hiç aklıma gelmedi. Orada yapılan kaliçunyalar daha farklı. Biz çanak gibi derdi annem buna. Biz bunu kaplayarak yapıyoruz. Orada bilmeden aldım onu yedim. Ağzıma aldığım anda ben inanamazsın nasıl bir ağlamak başladı bende. Hıçkıra hıçkıra. Millet şaşırdı dedi ki o sanki annem geldi ağzıma o kaliçunyayı verdi. Annemin tadı. Unuttuğum tat o günden sonra kaliçunyanın peşine düştüm. Benim annemin öğrettiği komşularımız var daha. Onlardan aldı. Onlar yapıyorlar bana sağ olsunlar ama dedim ki ben artık kendim de öğreneceğim. Dün dedim ki ben ilk defa yapacağım ve yiyince akşam dedim ki ben annemin tadında artık güzel bir kaliçunya yapabiliyorum. Çok da güzel oldu. İnşallah bir gün bu canlı programda onu da yaparız. Tabii tabii bu program sizin programınız ya. Çok güzel. Yok sizin yok bizim ikimizin. Hepimizin. Bütün Giritlerin programı. Bütün evet. Hatta bunu aslında sizin Sinem'le yapmanız lazım bence. Ben fazla da şey yapamıyorum. Çünkü evet. Onun da eli gerçekten çok lezzetli.
İşte gelebilsek bir araya çok da keyifli olur aslında. İki elden birden, çünkü ben Alevi de çağırıyorum. O da benim çocukluktan aynı sokaktayız. Biz Kumbahçe mahallesindeki sokağımızda benim dayımın 4 tane çocuğu vardı. Biz 4 kardeş, o Perihan ablanın çocukları 4 kardeş, Gülfer ablanın çocukları 4 kardeş, öbür komşumuzun 3, böyle kalabalık çocuklu bir sokaktı bizim sokak. İnanır mısın, biz bir gün kavga yapmadan şu günlerimize geldik Yunus. O kadar da güzel severdik birbirimizi. Şimdi bir şey olduğu zaman Alev'i çağırıyorum, Alev'le yapıyorum. Geçen sene de evde biliyorsun bir etkinlik yapmıştım Girit Mutfağı tanıtımı olarak. Evet. Alev'le birlikte, Sinem olursa şimdi asistan olarak Sinem'le birlikte yapmayı severim tabii, deniz ürünlerini veya başka bir şey. Veya Sinem yapar, o bir sefer de onunkini tadarız. İyi olur, birlikten kuvvet doğuyor zaten, severim ben örgütlü çalışmayı. Ya her yerde bir Girit mutfağıdır tutturmuşlar, aslında bilmiyorlar. Her şey Girit mutfağı değil. Mesela Yunan mutfağı, bugün bir arkadaşım soruyor, Saganaki Girit mi, nerenin? Burada birilerine sormuşlar, demişler ki şeyden de Kıbrıs'ın peyniri, Hellim peyniri var, ondan da yapabilirsin. Hayır, Saganaki peynirin adı. Biliyorsun Yunanistan'da Yunanistan'ın, ama o yani Girit'le alakası yok Saganaki'nin. Saganaki peyniri alıyorsun, onu kızartıyorsun. Hellim hellimdir. Böyle çarpıtıyorlar, aslında hiç alakası yok. Çarpıtmamak lazım. Yani bilmediğin bir şeyin yorumunu bile yapma bence, araştır. Ya işte bu program sayesinde, bu programlar sayesinde bence bazı şeyler tam yerine oturacak. Çünkü bunu sadece yüklediğimiz zaman bizim Giritler izlemeyecek, birçok insan da izleyecek. Evet. Program arasında hem kültürümüzden bahsederken hem de bilinen, yanlış bilinen diye de düzeltme imkanımız olacaktır diye düşünüyorum. Evet, olması lazım zaten. Çünkü yani bizim de mutlaka bir takım şey farklılıklarımız vardır. Ben atladığımı düşünmüyorum çünkü ben çok araştırıyorum gerçekten. Bir de bildiğimi savunuyorum. Yani bildiğim şeyleri savunuyorum. İlla da benimkisi diye bir şey değil bu. Bu genel olarak bildiğim bir şey. Ama araştırmadan, bilmeden hakikaten bir Hellim Kıbrıs peyniri sen Yunan peyniri veya Girit mezesi diye sunamazsın. Kıbrıs peyniridir. Yani bu kadar basit. Ama maalesef bunları çarpıtıyorlar. Onu Girit'te de yapıyorlar biliyor musunuz? Ben ilk gittiğimde 2012'de Resmo'da sahilde dolaşıyorum. Bir tane restoran, Traditional Christian Food diye bir yazı. Altında da musakka. Allah Allah dedim ya. Bizim yemeğimiz değil bu yani. Bunda bir yanlış. Ama musakkası çok farklı. Gittim adama. Yunanistan'da aynı yapılıyor. Patates koyuyorlar aralarına Yunus. Kıyma, şimdi tam bilmiyorum, unutmuş olabilir, unuttum. Ben de çünkü yedim, çok da beğendim ama onlardaki musaka farklı, ama musaka o da. Gittim adama, bak dedim ben klasik Girit yemeği istiyorum. Musakka değil dedim ya, musakka Anadolu yemeği. Sen kandırıyorsun. Adam gülmeye başladı ben öyle deyince. Çünkü Afyon'dan gelmiş ona şeyden. Tabii karışmış kültürler birbirine. Sen dedi doğruyu söylüyorsun dedi o zaman. Bu dedi bizim musakka. Ama dedim bana traditional yazmayın. Hadi dedim turistleri kandırıyorsun. Beni nasıl kandıracaksın? Dedi sana Girit yemeği getireyim. O zaman işte yoğurtlu oğlak eti getirmişti bana. Ya. Çok da güzel yapıyorlar. Şey de fırında dolma da çok yapıyorlar mesela. Kıymalı, etli, sıcak sunuyorlar hepsini. Bir de biliyorsun bizim Girit mutfağında hiçbir zeytinyağlı da bilmiyorum bizde asla yoktu. Havuç konmazdı. Hayır, ben de hatırlamıyorum. Hiçbirinde yoktu ve şeker asla yoktu. Biz zeytinyağlı yemeklerimizi bile sıcak yeriz. Bizde zeytinyağlı soğuk yemek felsefesi hiç yoktu. Öyle bir şey hiç yoktu. Mutfağımızda yoktu. Şimdi bakıyorum böyle mesela balık çorbası Girit mutfağının çorbasıdır. Giritli denizcilerin çorbasıdır. Ama havuç koyuyorlar bir sürü. Hayır, hiçbir şey konmaz. Onun içerisine yapacağım onu da. İskorpitten yapacağım hem de. Kaya beyine çok da güzel oluyor. Geçen gün yaptım, çocuklar bayıldılar. Benim torunlar seviyorlar deniz ürünlerini çok. Değişik yapmayı da ben seviyorum onlara. Yani bazı şeyleri çarpıtmaya başladılar Girit mutfağı diye. Çünkü neden Girit mutfağı? Hakikaten dünya mutfağı. Herkesin çok iyi bildiği bir mutfak olduğu için daha iyi satacağım zannediyorlar. Ama olmuyor böyle. Bilmeyen insanlar çarpıtıyorlar ondan sonra. O bir şey katıyor, öteki bir şey katıyor. Şeker asla yok, havuç asla yok bizim mutfağımızda.
Harika oldu pilavımız, harika. Ah. Mis gibi kokuyor vallahi. Mis. Çok az. Ah, Yunus kaçırdı. Yapmayın ya, ızdırap çektirmeyin bana burada. Ah, kaçırdı Yunus. Muhteşem. Neyse, ben oğlumu yaptığı karidesle idare edeyim o zaman. Ahtapotların çoğunu içinde bıraktım. Şöyle üstüne koyayım. Evet Yunus, görüyor musun? Evet, maalesef görüyorum. Pilavımız hazır ve renkli, bu Muhteşem. renk oluyor. Gerçekten lezzeti de çok güzel oluyor. İnşallah bir gün afiyetle hep birlikte yeriz Yunus. İnşallah. Elinize sağlık Zehra Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir program yapıp bu Girit kültürümüzü çok 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 ileriye taşıdığın için hep güzel günlerde görüşelim Hep inşallah. beraber inşallah. Sağ olun. Sağlık.